Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir yaka çalışması yapacağız. Yaka çalışmamızı yetişkinler ve küçükler için örebilirsiniz. Kaç yaş grubu için örecekseniz ya da öreceğiniz kişinin e, kilosuna bağlı olarak boyun ölçüsü değişecektir. Ona uygun zincir sayısını başlayıp kafeslerimizi yapıp istediğimiz kadar büyütüp küçültebiliriz. 3 renk üzerine çalıştım. Dilerseniz 2 renk ya da tek renk üzerine de bu modelimizi çalışabilirsiniz. Şöyle görmenizi istiyorum. Bakın yetişkinler için ölçümüz gayet güzel oldu. Tabi kullanacağımız ipimiz ölçüyü değiştirebileceği için ipimizin kalın ve ince oluşuna dikkat edelim. Eğer kalın iple örüyor isek zincirimizi biraz daha az tutabiliriz. Evet kolay gelsin diyerek bu güzel çalışmamıza başlayalım. 3 rengimi ve 2,5 numaralı tığımı kullanarak yakamı örmeye başlıyorum. Zincirimi çekiyorum. Bir tane düğümümü attım. Bu düğüm zincirimizden saymıyorum. Biraz rahatlatıyorum tığımın başını ve başlıyorum. 1 2 3 ipim katlı olduğu için 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 öreceğimiz kişinin boyun ölçüsüne uygun olarak zincirimizi çekelim. Çocuklara öreceksek biraz daha küçük, büyüklere öreceksek yaş, yaşına, boynuna, kilosuna göre zincir sayımızı artıralım. Şimdi ben biraz çekip geliyorum. 85 tane zincir çektim. Bakınız ipimiz ve tığımız ince olduğu için ölçümüz aslında o kadar büyük olmadı. Eğer ipimiz ve tığımız kalın olmuş olsaydı biraz daha ölçümüz büyük olacaktı. Şöyle 34 santim zincirimin ölçüsü. Şimdi ilave zincir yapıyorum. Elimi bir tane zincir üzerine tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. Bir tane zincir ayırmıştım. Bakınız oraya giriyorum. İkili trabzanımı örüyorum. 2 tane zincir çekiyorum. 1 2. 1. kutucuğumuzu ördüm. 2 zincir çektim. 1 atlayıp 2. zincir içerisine ikili tırabzanımı örüyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum. 2'ye batıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum. 2. zincir içerisine giriyorum ve zincirim tamamlanana kadar bu kutucuklarımı örüyorum. İki zincir yukarıdan aşağıdan bir atlayıp ikinciye batıyorum. 2 İki tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum ikinciye batıyorum. Zincirimin üzerine trabzanlarımı örerek kutucuklarımı hazırladım en son iki tane zincirimi çektim bir atlıyorum son zincir yuvası içine girerek son kutucuğumu örüyorum buradan bir iki diye şöyle zincirimi çekip uzatıp bırakıyorum burayı koparmıyoruz daha sonra öreceğiz şimdi diğer rengimize geçiyoruz örgümüzün ön yüzünden tekrar başlıyorum morumu alıyorum zincirimi çekiyorum ve başlıyorum. İlk kutunun içerisine giriyorum. 1 2 3 3 tane zincir bir çekiyorum. İpimi şöyle alta alıyorum. Tığımı başını dolayarak trabzanımı örüyorum. 1 2 bir de başlangıçta vardı. Toplamda 3 trabzanımız oldu. Araya bir tane zincir çekiyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 araya bir zincir şöyle ipimi arkadan gizledim bakınız ve ön yüzden örüyoruz trabzanlarımızı bir tane zincir çekiyorum 1 2 3 araya bir zincir aşağıdaki kutuların tamamını üçer trabzan örerek tamamlayalım sıramızı tamamladım sona geldim üçüncü trabzanımızı örüyorum en sondaki bakınız iki defa çektim üçüncüyü çekmedim üçüncüyü şu şekilde alıyorum mavimle çekiyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve buradan mor ipimi kesiyorum. Kesmiş olduğumuz ipimizi arkayı çevirelim. Alalım. Şöyle bir tane zincir çekip düğümümüzü atalım buraya. Zincir çekip düğüm attım ve iç tarafa şöyle uzaktan girerek alıyorum ve içinde kaybediyorum. Şimdi kenardan 3 tane zincirimizi çektim. Arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Şurada 3 trabzan arasında bir zincir çekmiş olduğumuz yer vardı. Buraya giriyorum. 1, 2, 3 defa da alıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şu yarımdan da hemen düzeltelim. Tığımın başını bir defa doluyorum. 1, 2, 3 defada alıyorum. Araya zincir çekmiyorum, tığımın başını doluyorum. Diğer 3 trabzanın arasına giriyorum. 1, 2, 3 defada çekiyorum. Araya yine 3 zincir, bir doluyorum, 3 defada alıyorum. Tekrar zincir çekmiyorum araya, bir defa doluyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 defa da çekiyorum. Sona doğru bu şekilde örerek ilerleyelim. Son trabzan arasına kadar 3 tane zincirim ve trabzanlarımı bir defa dolayıp 3'er defada aldım ve sıramın sonuna geldim. Son aralığa girdim. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 3 tane trabzanımızın zincirden oluşan trabzanın bulunduğu araya şu şekilde giriyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Buradan düğümümü atıyorum ve kesiyorum. Diğer tarafta düz yönde olduğu için düz yönde örmemiz uygun olduğu için kesmemiştik ilk başlangıçta. Burada hep düz yönden öreceğimiz için şu işlemimizi yaptık. 3 tane zincirimizi çekip uç kısma battık ve kopardık. İpimizi kestim. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum örgümüzün düz yönünden örmeye başlıyoruz. Düğümümü attım. Bakın trabzanımı düz yönden ördüm. Giriyorum. İplerimin her ikisini de şöyle kıvırarak alıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. İplerimin her ikisini şöyle kıvırarak alıyorum ve üzerine örüyorum bir doluyorum iki defa da alıyorum 1 ve iki örgümüzün düz yönündeyiz Bakınız, şu trabzanlarımızın olduğu yer önemli olan bir zincir çekiyorum tekrar iplerimi şöyle arkada bir iki üç trabzanlarımızı iki defa da çekiyoruz V'lerimizin olduğu bölümü ise üç defada uzun alıyoruz şöyle keselim kötü görünüm olmasın. Bir zincirimi çektim. Tamamın başını doluyorum. 1 2 3 Tekrar bir zincirimi çekiyorum. 1 2 3 Bir tane zincir çekiyorum ve sıramın tamamına 3er aralarına bir zincirim örüyorum. Sarı renkli sıramızı da tamamladık. Uç noktadayız. En son V'mizi ördük. V'mizin dışına taşmıyoruz. Bir tane de zincirimi çektim. İpimi buradan kesiyorum. Arkasını çeviriyorum. Mavi rengimi alıyorum. Hemen arkasını çevirdik bakınız. Bu tersten V'mizi kuracağız. Bir zincirimi çekip düğümümü atıyorum. Sıkıştırıyorum ipimi kopardığım yere batırıyorum kapatıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum ilk V'ye giriyorum 1 2 3 ilk araya giriyorum ve mi çalışıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum aynı yere girerek bir tane ve örüyorum 3 zincir çektim her iki üç trabzanın arasına ve ördüm araya herhangi bir zincir çekmiyorum 1 2 3 3 tane de zincirim var tekrar 1 2 3 tığımın başını doluyorum bu şekilde sona kadar ilerleyelim her trabzanın arasına da iki tane trabzanımız arasına üçer beğemizi yerleştirelim V sıramızı tamamlayarak geldim ve en uç noktadayım. Şöyle bakınız gayet hoş görülmekte. Dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. İsterseniz düz renkle de örebilirsiniz. En son V'imi ördükten sonra 3 tane zincir çekiyorum. 2, 3 ve araya batıyorum. Geçişimi yaptım. Aynı renkle öreceğim için buradaki zincirimin üzerine kaydırma yapıyorum bir tane zincir çekiyorum en son batmış olduğum yere örgümün yönünü çeviriyorum altından giriyorum ilmeğimin içerisinden bir tekrar şuradan bir tane zincir çekelim girelim 2 yuvanın içerisine giriyorum kapatıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum burada kaydırarak yukarıya geçtim ve V'min içerisine dolduruyorum. Bu sıramızda artış yapacağız. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3 Bir tane zincir giriyorum. 2 3 1 bir tane zincirimizi unutmayalım arada. 1 2 3 1 zincir 1 2 3 1 tane artış yaptım. Şöyle görelim. 1 2 3 4 4 tane 3 ördüm yani üçer üçer trabzanımı ördüm 4 grup 1 tane 4 ördüm. araya yine bir zincir çekiyorum. Tekrar şurada çalışmış olduğum gibi 4 tane üçlü ıı, trabzan grubumu örüyorum 1. 2 3 birincisini ördüm birinci grubumuzu ördüm diğer üç grubumu da örelim dört tane trabzanımızdan sonra 1 2 3 4 tane ördüm şimdiki beşinciyi dört tane örüyorum bakınız şöyle göstermek istiyorum 1 2 3 4 üçer trabzan ördüm beşinci dört trabzan olarak ördüm ve arttım 1 2 3 4 üçer trabzan ördüm beşinciyi dört tane örerek arttım aralarında da bir tane zincirimiz var sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım sıramızı tamamladık dört tane üçlü bir tane beşinciyi dörtlü dört tane üçlü beşinciyi dörtlü olarak ördüm sıramı tamamladım en son görmüş olduğumuz gibi üç tane trabzanımızı ördüm şimdi üç zincir çekiyorum buradan bir iki üç çeviriyorum Trabzanlarımı arasına girerek V'mi örüyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aynı yere batıyorum. 1, 2, 3. Burada değişiklik yapmıyoruz. V'lerimizin arasına girelim. 3'er zincirimizi 3'er defa da çektiğimiz trabzanlarımızla araya örelim. Sıramızı tamamladım. En son V'mizi ördüm. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum trabzanımın arasına giriyorum iki tanesi bir yönde en sondakinin arasına giriyorum bir zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ve örgümün düz yönünü çeviriyorum morumla örmeye başlıyorum düğümümü attım ilk V'nin içerisine giriyorum Alıyorum ipimi. 1, 2, 3 3 tane trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzan 1 zincir 3 trabzan 1 zincir Şimdi bu dördüncü 4 tane örüyoruz. 1 2 3 ve 4. 4'ü ipimizin bağlı olan bölümü geldi. Şöyle tutuyorum. 4 tane ördüm. 3 üç tane üçlü, 4'üncüsü dörtlü. Bir zincirimi çekiyorum. 1 2 3 1 zincir 4 tane trabzanımdan sonra yine 1, 2, 3 tane üçlü ördüm. Dördüncüyü 4. 4 tane olarak artışımı yaptım. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Morumuzu örüp kopardıktan sonra tekrar sarı rengimi bağladım. Yukarıdan aşağıya doğru örmeye başlıyorum. Bakın ilk kafesi yaptığım yerden örmeye başlıyorum. Kafesimin bulunduğu yere gelip bağlanıyorum. Bir zincir çekiyorum. Morumun bulunduğu yere giriyorum tığımın başını doluyorum maviye girerek 1 2 3 4 5 tane trabzanımı örüyorum sarıma gelerek batıyorum bir tane sık iğne tekrar maviye geliyorum 5 tane trabzanımı örüyorum 2 3 4 5 Şöyle bakalım. Maviye bir tane batıyorum trabzan sıramıza. Tığımın başını doluyorum. Tekrar zincir çektiğim yere girerek 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzanımı örüyorum. Bir tane zincirimizin olduğu yere trabzan. Şöyle trabzanlarımızın olduğu yere sık iğnemizi örüyoruz. Uç noktaya kadar geldim şu kısma giriyorum bir tane sık iğnemi örüyorum bu noktada sık iğnemi çalışıyorum tekrar tığımın başını doluyorum buraya trabzanlarımı örmeye başlıyorum 2 3 4 5 5 tane trabzan ördüm 3 tane trabzanımı ortaya batıyorum tekrar araya giriyorum 2 3 4 5 Araya giriyorum. Alt sırayı tamamen bu şekilde örerek bitirelim. Dilimli sıramızı da örerek tamamladım. Yine uç kısma geldim. Her iki yakamızın başlangıç yerine doğru 1 2 3 tane trabzanımız olacak. Zaten normal yerlerine ördüğümüz zaman hiç sıkıntı çekmeden bu şekilde çalışmamızı tamamlayacağız. Şimdi ister bağ olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz buraya bir tane ilik açıp karşıya düğme dikerek düğmeli olarak da kullanabilirsiniz. Şu şekilde ben zincir çekerek bağlamalı kullanmak istiyorum. Normal zincirimizi çekelim istediğimiz fiyonk ölçüsüne göre ve ördüğümüz yaşa göre zincirimizin uzunluğu artacaktır. Yaş büyüdükçe artacak, yaş küçükse tabii ki yakamıza oranla zincirimiz de küçük olacaktır. Çekiyorum. Rahat rahat çekiyorum böyle bol. Çok sıkıştırmadan. 25-30 santim tam 30 santim kadar olmuş. Şimdi birinci zincire değil, ikinci zincirin içerisine giriyorum, kaydırıyorum. Sıradakine giriyorum, kaydırıyorum. Bakın bol örmüştüm. Kaydırma işlemi yaparak kordonumuzu güzelleştireceğiz burada. Giriyorum, ipimi alıyorum, ilmeğimden çıkıyorum. İpimi alıp ilmeğimden geçiyorum, ipimi alıyorum. Zincirlerimizi hiç atlamadan Bakın şu şekilde olmakta. Diğeri de normal zincirimiz. isterseniz bu şekilde, isterseniz bu şekilde tercih edebilirsiniz. Zincirlerimizi ördüm. Üzerlerinden kaydırmalarını yaptım. Kullanılmaya hazır hale geldi yakamız. Önden görünümü bakın çok tatlı. Arkasını çevirdiğimiz zaman arkasından da gayet hoş duruşunu görmekteyiz. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.